Merhaba arkadaşlar, Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 5. sınav sosyal bilgiler soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde yeni ünitemize giriş yapıyoruz. Ünitemizin adı Kültür ve Miras. Ve arkadaşlar ilk konumuz Anadolu uygarlıkları. Dersimize önemli bir notla başlayalım. Anadolu dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Ve arkadaşlar Anadolu'da birçok uygarlık kurulmuştur. Burada birçok uygarlık kurulmasının bazı sebepleri vardır. Birincisi, uygun iklim koşulları, geniş verimli ovaları, su kaynaklarının bolluğu ve ticaret yollarına yakın olmasından dolayı birçok burada uygarlık kurulmuştur. İlk uygarlığımıza bakarsak arkadaşlar, Hititler. Anadolu'da kurulan ilk uygarlık olup başkentleri Hattuşaş'tır. Boğazköy yani günümüzdeki Çorum diyebiliriz. Hititler'de krallar başkomutan, başyargıç ve başhakim olup geniş yetkilere sahiptir. Yani arkadaşlar krallar ülkeyi yönetirken aynı zamanda ordunun başındaki kişi ve adaletin başındaki kişidir. Yani kralların geniş yetkileri vardır. Tavananla adı verilen kraliçelerinde yönetimde önemli görevleri vardır. Bu da yine Hititler'de kadına değer verildiğini gösteren bir unsurdur. Hititler'de Pankuş adı verilen meclis yönetimde krallara yardımcı olmuştur. Hititlerin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olsa da ticarete karşı da duyarsız kalmamışlardır. Hititler Suriye ticareti için Mısırlarla 16 yıl savaşmışlardır. Savaş sonunda dünyanın ilk yazılı anlaşması olan Kadeş Anlaşması imzalanmıştır. Hititler Asurlu tüccarlardan yazıyı öğrenerek Anadolu'ya yazıyı kullanan ilk uygarlık olmuşlardır. Hoşgörülü bir dini yapıya sahip olan Hititler, komşu uygarlıkların tanrılarına da inanmışlardır. Bu yüzden Hitit coğrafyasına Bin Tanrı ili adı verilmektedir. Arkadaşlar bu bilgi çok önemlidir. Hitit kralları tanrılara hesap vereceklerine inandıkları için yaptıkları işleri Anal adı verilen yıllıklara yazmışlardır. Böylece tarih yazıcılığının aynı zamanda objektif tarih yazıcılığının arkadaşlar başlangıcını yapmışlardır. İkinci uygarlığımız Frigler. İlk çağda Batı Anadolu'da kurulmuş bir uygarlıktır. Başkentleri bugünkü Polatlı olan Gordion'dur. Yani arkadaşlar Ankara yakınlarında kurulmuşlardır. Friglerde Midas adı verilen kralların geniş yetkileri vardır. Krallarına Midas ismi verilmiştir. Verimli ovalar üzerine kurulmuş olan Friglerin en önemli geçim kaynağı tarımdır. Ve arkadaşlar bereket tanrıçaları Kibele ismindedir. Aynı zamanda tarıma önem verdiklerini şuradan da anlıyoruz. Öküzünü öldüren sabanlarını kıranlara ağır cezalar verilmiştir. Bu tarıma çok önem verdiklerini gösteren bir durumdur. Dokumacılıkta ileri giden Friglerin Tapates adı verilen kilimleri tüm Anadolu'da satılmıştır. Yazı olarak Frigler arkadaşlar Fenike alfabesini kullanmışlardır. Mimari alanda da çok ileri gitmiş olan Frigler çok sayıda saray, tapınak, tiyatro ve kaya mezarları inşa etmişlerdir. Buradaki görselde de Midas'ın mezarını görmekteyiz. Frigler maden işçiliğinde ilerlemişler ve fibula adı verilen çengelli iğneyi de yapmışlardır. Konumuzu bu şekilde tamamlıyoruz. Etkinliğimizi dolduralım. Aşağıdaki bilgilerin numaralarını ilgili oldukları uygarlık kutucuğunun içine yazınız. Birincisi arkadaşlar Kızılırmak kıvrımı içerisinde kurulmuş olan uygarlık Hititler olacaktır. İç Ege'de kurulmuş olup başkentleri Gordion olan uygarlık arkadaşlar yani Ankara olan uygarlık Friglerdir. Fibula adını verdikleri çatal iğne bu uygarlık tarafından icat edilmiş. Fibulayı bulan arkadaşlar uygarlık Frigler olacaktır. Merkezi bir krallıkla yönetilen bu devletin başkenti Hattuşaş yani Çorum arkadaşlar Hititlere ait bir kavramdır. Tapates adı verilen halı ve kilimleri tüm Anadolu'da tanınmıştır. Bu da yine Friglere ait bir bilgidir. Pankuş adı verilen soylu meclisi yönetimde krala yardımcı olmuştur. Pankuş meclisini arkadaşlar Hititler'de öğrenmiştik. Anal adı verilen yıllıklar ile
tarih yazıcılığını başlatmıştık. Yine anal yıllıkları da arkadaşlar Hititlere aittir. Tarımsal faaliyetleri geliştirmek amacıyla çok sert yasalar yaptıklarını filiklerde belirtmiştik. En önemli tanrıları toprak ve bereket tanrıçası Kibele'dir. Yine bu da filiklere ait bir özelliktir. Çok tanrılı bir dini yapıları olup ilk çağda Anadolu'da bin tanrı ili olarak adlandırılan uygarlık arkadaşlar yine Hititler olacaktır. Etkinliğimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Sıradaki etkinliğimizi dolduralım. Aşağıdaki uygarlıkların karşısına onlarla ilgili kavramları yazınız. Hititlerle ilgili arkadaşlar bilmemiz gereken önemli kavramlar: Anal adı verilen yıllıklar, Pankuş Meclisi, Hattuşaş yani başkentleri ve Tavananna yani kraliçe. Filiklerle ilgili önemli kavramlar ise birincisi arkadaşlar ürettikleri fibula yani çengelli iğne, Kibele bereket tanrıçaları, Tapetes ürettikleri kilimler ve arkadaşlar krallarının ismi olan Midas kavramı. Etkinliğimizi de bu şekilde dolduruyoruz. Devamında gelen konu değerlendirme testini sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 5. sınıf sosyal bilgiler soru bankasından çözebilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.